Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yılbaşı çiçeklerimin e, sürekli yazdan beri verdiğim e, birçok vitamin var. Fakat bunların içerisinde hiç aksatmadan verdiğim bir vitamin var arkadaşlar. Bugün sizlere bundan bahsedeceğim. Bu verdiğim vitamin e, yılbaşı çiçeklerimin bu şekilde e, hiç açmayan yılbaşı çiçeklerini bile bol bol tomurcuk yaptıracak bir vitamin diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi e, tomurcuklarımız artık tamamen tomurcuklandı ve açmaya hazır bir hale geldiler. Bakın. Şimdi e, en çok yaz boyunca verdiğim vitamini sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Sizler de Mutlaka uygulayın. Yılbaşı çiçekleriniz çiçek açmıyorsa, çiçeklerinizin bu şekilde pıtır pıtır açmasını sağlayacak. Yılbaşı çiçekleri kış çiçeği olduğu için e, kışın ne olursa olsun mutlaka çiçek açması gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken vitaminler var arkadaşlar. Vitaminlerin içerisindeki en etkili olan Fasulye suyu. Evet. Evde kuru fasulye ya da nohut haşladığımız zaman fasulyenin ya da nohutun suyunu e, fasulyeleri haşlayıp içerisinden fasulyeleri süzüyoruz. Alıyoruz. Suyunu e, soğuduktan sonra bir bardak saksıya döküyoruz. Yaz boyunca videolarımı izleyenler bilir. E, sürekli fasulye ve haşlanmış nohut suyundan bahsetmiştim. Nohut e, suyu ile fasulye suyunun etkisi çiçeklerde çok büyük gördüğünüz gibi her bir dalında tomurcuk çıkacak inşallah demiştim ve çıktı beni mahcup etmediler arkadaşlar ee, yaz boyunca verdiğim fasulye ve nohut suyunu e, haşlıyorum veriyorum sizlere de tavsiye ederim Ayrıca e, çay postasını her zaman söylüyorum verin arkadaşlar sinek yapıyor böcek yapıyor diye vermemezlik yapmayınız çiçeğiniz daha canlı daha sağlıklı kökler çıkartarak büyümeye devam eder ve çiçeğinizin açmasını da sağlar bugün yılbaşı çiçeğinin çoğaltımı yapacağım fakat onu bir sonraki videomda yapacağım çoğaltımını bu aylarda yapabiliriz şimdi videom fazla uzamasın diye çoğaltımı bu videoya koymayacağım arkadaşlar ama bir sonraki videomda çoğaltma işlemini sizlerle beraber yapacağız Sadece dalından e, alıyoruz ve köklendirme yapmayacağız. Eğer sizler de yapmak isterseniz e, videomu izleyerek yapabilirsiniz. Yetiştirenler bilir zaten de yeni belki heves edip de yılbaşı çiçeği ekmek isteyenler e, izleyebilir. Hiçbir şekilde köklendirme yapmayacağız arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Dalından kopartıyoruz bu şekilde e, bir tane ya da iki tane fark etmez. Suya falan koymamıza gerek yok. Köklendirme dediğim o zaten. Suyun içerisinde bekletme yok. Sadece alıp ekeceğiz. Fakat burada e, yapmamız gereken e, verimli bir toprak bulmamız gerekiyor. Eğer varsa köyünüz hemen oradan doğal gübreyle toprağa karıştırınız. Yoksa eğer öyle bir imkanınız toprağın içerisine çay ya da kahve e, telvesi Türk kahvesi telvesi koyaraktan Güzel bir toprak hazırlayın arkadaşlar. Ee, normal bir saksıya saksınız ne kadar büyük olursa yılbaşı çiçeği için o kadar güzel bir e, gelişim sağlar. Ee, öyle bir saksıya toprağınızı hazırlayın. Sonrasında çoğaltma işlemini yapabilirsiniz. Verimli toprak gübreli toprak tüm çiçeklerimi bununla ekiyorum. Ayrıca sadece çiçeklerimi bununla ekmekle veya çoğaltmakla kalmıyorum. Ee, gübreyi senede iki kez mutlaka toprağın üzerine bir avuç koyuyorum. Bir arkadaşımız sormuş yaş mı vereceğiz. Şimdi arkadaşlar köylerde yaşayanlar bilir. Büyükbaş hayvanların gübreleri affedersiniz ahırlardan çıkartıyorlar. Bu yaş değil tabii ki de yaş çıkıyor ama bunu güneşin altında çıkartıp bekletiyorlar. Sonra tarlalarına, bahçelerine Bağlarına gübre olarak yerleştirmek için. Bu e, güneşin altında en az bir 6 ay bir sene duruyor. Öyle söyleyeyim. Tamamen kuruyor. Topraklaşmış bir hal alıyor yani. O yüzden. Yaş bir şekilde tabii ki de koyulmaz. Hem çiçeğinizi yakarsınız hem de koku yapar arkadaşlar. Öyle bir şey olmaz. Ama kuruduktan sonra e, en ve en etkili vitamin büyükbaş doğal e, gübre. Öyle söyleyeyim. Bunu da toprağın üzerine e, senede iki kez şöyle bir avuç fazla olmadan ekleyebilirsiniz. Tüm çiçekleriniz için geçerlidir. Bu orkide hariç. Onun toprağı zaten kabuk gibi bir şey, e, toprak değil. Şimdi arkadaşlar, vitaminlerim içerisinde nohut ve fasulye suyundan bahsettim, çaydan bahsettim. E, sizler bu e, ballı su, pirinç suyu, sarımsaklı su, muz kabuğu suyu Birçok vitaminden sizlere bahsediyorum. Bunların hiç bir tanesini dahi olsa çiçeklerinize denediniz mi? Bana yorumlara yazarsanız ben de merak ediyorum. Çiçekleriniz çiçek açtı mı? Yılbaşı çiçekleriniz ne alemde? Bu aylarda tomurcuklanması gerekiyor. Rica etsem yorumlara yazar mısınız? Sizin de çiçekleriniz tomurcuklanıp çiçek açtı mı? Nasıl vitaminler veriyorsunuz ya da benim sizlere önerdiğim vitaminleri çiçeklerinize veriyor musunuz gerçekten yorumları yazarsanız çok merak ediyorum çok da sevinirim hemen sizlere diğer iki tane büyük yılbaşı çiçeğimi de göstereyim şimdi onların yanına gidelim evet bunlar da normal klasik dediğimiz yılbaşı çiçekleri arkadaşlar diğerlerinden birazcık farklı az önce gösterdiğimkilerden bunlar ince yaprak e, ince kır, tırtıklı olan yılbaşı çiçeklerim bunların hepsini kendim yetiştirdim gördüğünüz gibi saksılarım da büyük İnşallah bunlar da tomurcuk verecek e, fakat bunlar diğerlerine göre biraz daha geç e, tomurcuklanıp çiçek açıyor ama yılbaşında yakın yılbaşında kış boyunca mutlaka e, tomurcuklanıp çiçeğini açıyor arkadaşlar endişe etmeyiniz bu cins yılbaşı çiçeğiniz var ise Kış boyunca mutlaka açacak. Fakat açmıyorsa çiçeğinize sizlere önerdiğim vitaminleri verebilirsiniz. Çay e, ve fasulye suyunu nohut suyunu mutlaka çiçeklerinize koyun arkadaşlar. Bakın en son çay vermişiz. Üzerindekiler çay e, ve hiçbir şekilde e, çayımız kurumuş. Hiçbir şekilde e, sinek, böcek türü şeyler yok. Zaten videolarımı da izlerseniz ee, uçuşan sinek böcek hiçbir şey yok arkadaşlar sürekli de çay veren biri olarak. Evet sevgili arkadaşlar ee, şimdilik bu kadar videomu fazla uzatmayayım çoğaltma işlemine geçeceğim ee, onu da izlersiniz paylaşınca. Kendinize çok iyi bakın sağlıklı mutlu günler diliyorum kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da açarsanız çok mutlu olurum.